Bir arkadaşım vardı benim, sınıf arkadaşım. Hep yazarım, ismini de söylerim. O şeydi yani, çok okuyan bir çocuktu. Anormal okuyan bir çocuktu. Sanat düşkünüydü. Şiir, sanat falan böyle. O senin dergileri falan devirmişti. Güngör değil. Güngör başka. Şimdi bu arkadaşla anlattım onu, evet, değil mi? Ha? Bu arkadaşla sıkı fıkı oldum. Ben öyleydim zaten. Bakarım gözümü kestirdiğim, kafası çalışıyorsa ben ona yanaşır arkadaş olurdum. Buna da oldum. Necmi Güzel Turay'ız. Eğer yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Necmi'den sonra da bir yaz günü Haydarpaşa vapuruna bindik. Bu şiirimi bastırmaya uğraştığım solcu vatandaşla. Ona şey diyorum, yanaşıyorum şiirimi bastın diye, basmıyor. Şiirini onun her gün, her hafta bir şiir çıkıyor, bilmem ne filan. İsmini vermiyorum. Öldü o da tabii de. Şeysiz, densiz domsuz bir adamdı. Babamın kütüphanesini açtım bir gün. Anahtar öldürdüm. Orada bizim yani çocukların görmesi gereken şeyleri saklardı. Bunların başında da kitap olarak aldım. Özet veriyorum. Şey, Nazım Hikmet'in 835 satırı. Elle çektim onu. Tekrar koydum dolaba. Habersiz babacığım. Şimdi öyle şeyde fırsat kolluyorum şair şeysin diye. Nitekim bir gün doğdu dedim böyle böyle. Salkım Şehit diye bir şiiri vardır onun. Hiç demin okumuştum. Akıyor ordusu, gösterip aynısında söğüt ağaçlarına. Salkım Şehit suda yıkıyordu saçlarını. Güzel, Nazım kuvvetli herif. Ondan sonra ona falan böyle durdu. Kroke oldu. Sen bunu nereden biliyorsun dedi. Sen daha aşka daha çok biliyorum dedim. Sen ne biliyorsun? Şantaj yapıyor o şey. Şiiri bastım. Ya dedi. İşte uzatmayayım. İşte yine yağ yapmaya çalıştı. Şey, çevirmeye çalıştı konuyu. Ben yanaşmadım filan. Ver dedi. Bir işte şey yaz dedi. Ya dedi. Bir toplumsal içerikli bir şiir yaz dedi. Hemen bastıralım dedi ya. Nedir bu inadın dedi. Sonradan Sarışan Adam. Sarışan Adam bastı kerata. Hemen çıktı. Öyle biliyorduk. Bilmiyoruz. Ne hasta bekler sabahı. Ne genç ölüyü mezar, ne de şeytan bir günah seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye ya. Abi bu insanı hasta eder. Şimdi Necip Fazıl'ın şiiri bu. Miş, bilmiyorum ben. Kerizlik yapıyorum. Biliyormuş gibi de hava atıyorum. Şimdi girdik o arkadaşla hani solcu olanı. Dedim ya bu Yahya Kemal de Yahya Kemal'den geliyoruz ya şeyini. Ordu okudu, Ahmet Hamdi Tanpınar okudu. Ahmet Hamdi Tanpınar okudu. Fevkalade, fevkalade diye bağırdı. Üstad Yahya Kemal. Şimdi ben böyle deyince dedim ben Yahya Kemal'e şey. Yahu dedim Üstad Yahya Kemal de dedim. Amma döktürmüş ha dedim. Neyi dedi? Şiiri dedi. O da siz güldü Necmi. Kulakları çınlasın yaşıyorsa. O dedi, ya Kemal'in değil, Necip Fazıl'ın. Berbat oldum, kıpkırmızı. Ondan sonra Necip Fazıl'ı tanımak için. Orada okuduğumda telefon etti bana. Ben tercümanda çalışıyordum. Çok teşekkür ederim üstadım dedi. Hiç yapmaz mı üstad? Sağ ol üstadım dedi. Çok da güzel okudun şiiri dedi. Dedim, ciddi misiniz? Tabii ciddiyim dedi ya. Eline sağlık, çok güzel okudun dedi. O benim için büyük bir modeldir. Mezarlar benimle gidecektir. Gayetlerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin yokluğu ense kökünde. Uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi, künle üstüne künle. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Deliklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tünbent. Ok çekti yukkardan üstüme avucu. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum ezazından kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Bir gün hazırlık yapıyorum, Adınar Öcü Kulübü'ne gideceğim. Üstadın konferansını dinleyeceğim.
işte tıraş mıraş oluyor falan. Babam geldi, Nur Reşit Yazı. Babam okur yazardı yani. Aydındı tam. Ve milliyetçiydi. Babam dedi ki geldi, o evladım dedi, hayrola nereye dedi. Bir konferans var, kaçırmamam lazım babacığım dedi. Konferans nerede? Beyazıt'ta. Biz neredeyiz? Kızıl Toprak'ta. Kimin konferansı dedi? Necip Fazıl Kısaköy. Ooo dedi. Çok meşhurdur o dedi. Ben de dinlemek isterim dedi. Başsın dedim. Beraber gittik. Oturttum babacığımı. Birinci sırada tanıştırdım üstadı. Üstad da hürmet etti kendisine. Birinci sıraya oturttum. Bunlar işte hatıralarda yazdım. Ondan sonra yanımda tabii. Aynı şey, yolumuz, halimiz, çaremiz. İman ve aksiyon. İman ve aksiyon, aşk olsun. Ondan sonra iman ve aksiyonu bir anlattı abi, ölüyoruz ya. Hani biz hadi genciz, yaşlısı varız. Uzatmayalım, konferans bitince yıkıldı ortalık. Alkışta Aydınlar Kulübü, Karaağaç İşhanı. Babam çıt diye fırladı, kocaman yaşlı adam. 80 yaşın üstünde. Mırıldandı, elini öpmedim. Elini öpeceğim. Bir şey diyeyim, babam kalktı gitti. Şimdi babamla yumuşak tartışma yapıyorlar. Babam diyor, elinizi öpeceğim efendim. Üstad diyor, olmaz efendim. Estağfurullah, haşa diyor. Efendim ısrar etmeyin, öpeceğim. Babam da şeydi, inatçıydı rahmetli. Döndü, beni gördü üstad. Üstün! Emredin üstadım diyor. Gel dedi, gittim. Elimi öp dedi, öptüm. Evet dedi Fehmi Bey, elimi öptünüz, çok teşekkür ederim. Ben yalnız değilsiniz yazdım size, sahne, şey, filmin çekildi ya. Mesut'la beraber çektik. Olağanüstü engeller çıktı, tehditler olan, olağanüstü. Şimdi bir şey de biz kendimiz, ikimiz de değil. Bir tabanca buldum mu işte ama. Öyle. Neyse, Metin Serez'di, Allah rahmet eylesin. Onu rahmetli okurum bundan. Aktörlere telkin etti. Korkmayın, bir şey olmaz, yürüyün dedi, yapın ekmek biraz. Uzatmayalım, öyle oyuncu aldık. Murat Soy'dan. Öyle geldi. Onlar öyle geldi. Ve sinemalar vermiyordu. Getiriyorsun şekli, olmaz diyor. Niye olmaz? Ders söyle, sonra söylüyor. Gelenler tehdit ediyor, yakarız sinemanızı. En küçük tehdit. Öldürürüz diyenler de var. Orada bütün şey müstehcen filmler gösteren şeylere oldu. Sinemalarda gösterdik. İşte Stad'da bilmem ne filan. Hala aklımızda olanlar var.